Merhabalar arkadaşlar. Yine Cem Hoca ile beraberiz. Sizin sorularınıza yanıt vermeye devam ediyoruz. Instagram'da sorularınızı toplamıştım ve onları ayırdım. Bu videomuzda omuz problemleriyle alakalı soruları hocamız yanıtlayacak. Hocam vallahi bir sürü problem var burada. Aynen. Yani kırıktan tutun çıkıklara, biceps tendinitlerine, bunlara yanıt verirsek herhalde birçok soruda, hani birçok insanın problemine de belki yardımcı olmuş olacağız. İlk sorumuz şu. Biraz daha genel olduğu için ilk bununla başlamak istedim. Omuzlarımı diyor oynatırken bazı acı yaşıyorum. Yani genel olarak omuzumda, köprücük kemiklerimde acı yaşıyorum. Doktor klasikler, doktor sporu bırak der. Ama sen bırakma. Bırak dedi ama işte bıraktım geçmedi. Ne yapmalıyım diyor. Bırakma. Şey olarak hani bunu ilk sormamın sebebi hocam, hani omuz problemleri ağırlık sporlarında, hani bizi izleyenler ağırlık sporlarında en çok gözlenen durum olduğu için. Evet. Herkesin buna benzer bir sorunu var. Yani bu genel bir soru olduğu için bu şekilde başlıyorum. Şimdi omuzda ağrının birçok sebebi olabilir. Yani omuz ekleminin kendi içerisinde de bir problem olabilir. Kas iskelet sisteminde de bir problem olabilir. Onun için ilk önce problemin sebebine inmek lazım. Sporu bırak demek bence işin kolay yolu. Yani kaçışı. Sporu bırak, evde dinlen, işte aktif hareketi kes. O zaman hiçbir şey bunu olmaz. Bunu yapınca ağrıyor hocam, ne yapayım? Yapma. Yapma. En basic yolu. Muhteşem. Ben kaçan taraftan değilim. Yani arkadaşlarım da kaçmamasını tavsiye ederim. Çünkü bir şey yapıyorsan ve zevk alıyorsan bence bunu bırakma. Bıraktığında daha büyük zarara uğrarsın. Mentalite olarak, yani beyin psikoloji olarak. Biopsychosocial model hocam. Aynen öyle. Yani yapmaya devam etmek için doğru yolu seçmek lazım. İlk önce neden? Yani niçin bu omuzda bir ağrı var? Kas iskelet sistemi mi? Yoksa sinirsel bir problem mi? Ona indikten sonra doğru yönlendirme ile, yani doğru bir tedavi ile birlikte tamamlanabilir. Çok kolay. Hemen sahaya dönebilirsin. Şimdi şey düşün mesela, bir voleybolcu. Bize burada çok voleybolcu arkadaşlarımızla çalışıyoruz. Omuz pert. Ama adamın işi bu. Şimdi sen voleybolu bırak hocam. Oldu. Yani sen voleybolu bıraktın, nasıl geçinecek bu adam? Profesyonel perspektiften baktığında imkansız bir şey. Bu adamı tekrar sağa sürmen gerekiyor. Tabii ki. Biz profesyoneller olarak da bunu ilk önce nedenini bilerek, sonra bir multidisipliner çalışmayla hızlı bir şekilde toparlamaya çalışıyoruz. Ne yazık ki hocam bu tip soruların hiçbirisinde problemim de şu demiyor. Yani bu soruyu soran arkadaşın problemi değil. Hani büyük ihtimal ona aktarılmamış olabilir. Evet, Türkiye'deki büyük sıkıntılardan bir tanesi. Hani problemim şu diye gelmiş olsaydı, nitekim diğer sorulara öyle. Evet. Onlara tabii çok daha hani iyi yardımcı olabiliriz. Kesinlikle. Başka bir uzmana mı gitmek lazım? Yani şöyle, ilk öncelikle insanlar hep acile gidiyor. Hani omzum ağrıdı, direkt işte sıra beklemeyeyim, ondan sonra hemen acile gideyim falan. Acil hekimliği aslında bunun için değil. Ya spor hekimine gideceksin, ya da spor fizyoterapisine, ya da ortopedisyene gideceksin. Bunlar sana daha çok detaylı bilgi akışı sağlayabilir, daha spesifik bilgi sağlayabilir, ona göre de bir yön verirsin. Hani genel cerrahiye üroloji sorunuyla gitmek gibi bir şey aslında acile gittiğinde. Onun için çok fazla bilgi vermemelerinde de suç yok aslında hekimin, acil hekimin. Doğru. Orada bir sürü daha ağır problemleri olan insanlar olabiliyor. Onlara doğru çalışmak acilde gerekiyor. Acilde sen şu sporu bırak, kaç git buraya. Aynen öyle. Ya şimdi bu arkadaşa belki ortopedi hekiminde demiş olabilir. Şimdi ortopedi hekimlerinde de şöyle bir şey var, spesifikleşme var. Yani adam mesela sporcuyla çalışmıyordur ortopedi hekim. Ya da işte ne bileyim, daha çok geriatriyle çalışıyordur, yaşlılarla çalışıyordur. Onun için onun önerisinin kendi fikirlerine ait olduğunu unutmamaları gerekiyor. Hani bizde bir bilimsel bir algı var, belli bir yol var ama sonuçta hekim ya da fizyoterapistin katlı bir yorum da var. O hekim arkadaşımızın kendi yorumu. Bana göre de spor bırakılmaması gerekiyor mesela. Bir diğer sorumuz hocam, skapula alata ile ilgili. Hı hı. Yani bu skapulanın çıkması. Kanatlaşması. Evet. Ağırlık sporu yaparken, powerlifting yaparken burada problem yaşadığını söylüyor arkadaş. Kürek kemiklerini rahat kullanamadığını söylüyor. Hem preslerde hem de işte squatta falan sırtında tutamadığını söylüyor. Estetik olarak da kötü diyor. Aynen, çok kötü bir görüntü. Bunun doğru. Bunun için bir yol haritası. Ya bir hatta sloganım vardı, skapulalar kanatlaşmasın diye böyle bir üniversitede sunum yapmıştım. Hoca da hatta şey demiş, daha güzel girdin olaya mantalitesi olarak falan ama bu mümkün değil diye dedi. Sonra mümkün değil dedikten sonra benim kafamda böyle bir alevler canlandı. Nasıl ya mümkün değil abi, bu hani ölüm, hani şey vardı ya zamanında, çaresiz hastalıklar, bu böyle bir şey olamaz, bu kas iskelet sistemi problemi, bence olabilir dedim. Sonra büyük bir makale tarama hevesine girdik, baktık, araştırdık falan. Skapulanın alat olması aslında şöyle bir şey, skapula çok ilginç bir
kemik. Eklemleşirken de çok ilginç bir eklemleşme modeli var. Kostanın orada duruyor ama onu tutan şey sadece 2-3 tane kas. Ve küçük küçük kaslar, böyle örgü gibi serratus anterior dediğimiz kaslar mesela alttan tutuyor. Romboidler var. Romboidler işte omurgayla arasındaki bağlantıyı sağlıyor bu deviasyon ve kendi içindeki rotasyonunu dönmesi için. Bu kaslar çok zor gelişebilen kaslar. Sırt kaslarının içerisinde yer alıyorlar ama sırt kaslarının en az gelişebilen kas gruplarından bir tanesi. Boyutları gereğiyle ve fonksiyonitesiyle birlikte, yani fonksiyon açıları biraz daha dar. Bunlar geliştirildiğinde ve ön kaslar, yani pektoral kas aslında hedefin, onun gücüne yaklaşıldığı takdirde kanatlaşma içeriye doğru kapatılıyor. Ama bench presslerde ya da işte bu powerlifting'deki presslerde skapulanın biyomekaniğine ters bir yüklenme var aslında. O biraz kompanse edilebilir ama tekrarlı çok fazla yapılıp işte skapula için özel bir şey yapılmazsa yine alat olur. Evet. Onun için skapulayı unutmamak gerekiyor. Ona özgü bir çalışma yapmak gerekiyor. Bench bro olduğumuz zaman, yani paso bench. Aynen. Skapula daha da kötü. Olabiliyor. Onun için işte nasıl yaptın? 10 çarpı yapıyorsan skapulanla ilgili romboidi güçlendirecek, işte rotatör kapı daha stabil bir hale getirecek bir şekilde egzersizlere yönelmen gerekiyor. O kadar yaptıysan bir o kadar da onları yapacaksın ki bu işi daha ileride daha profesyonel bir şekilde götürebilirsin. Evet. Bir diğer sorumuz omuz biceps tendonunun iltihabı olan omuz biceps tendinit. Yani en çok görülenlerden bir tanesi o da zaten. Omuz biceps tendinit yazmış da ben de böyle okuyorum. Yani. Omuz biceps tendinit diye bir şey var mı hocam? Biceps başının tendinitleşme. Biceps tendiniti omuz var. Omuz biceps tendiniti. İşte onun içinde yer alıyor. Anlama haliyle böyle okuyorum. Yani omuzun tamamen tendinite girmesi diye bir şey yok ama biceps başı tendinit olunca işte omuzunu tuttuğu için adam da büyük ihtimalle öyle düşünmüş olabilir. Biceps şöyle bir şey, çok ince bir baştan böyle kocaman kasa doğru dönüşen bir kas. En çok da işte bizim hoşumuza giden, böyle şişirdikçe de hava atabildiğimiz kaslardan olduğu için yüklendikçe yükleniyoruz buna. Ve en önemlisi de gün içerisinde en çok kullandığımız kaslardan bir tanesi. Bu. Evet, yani bu açıp kapama hareketini zaten sağlayan baştaki kaslardan bir tanesi. Fonksiyonel mi yani hocam? Şimdi curl yapmak bir fonksiyonel antrenman mı oluyor? Yani fonksiyonel diyebilmemiz için aslında o kasa yönelik çalışılması gerekiyor. O kasın dahil olduğu diğer egzersizleri yaptığınızda tamam fonksiyonel sayılabilir ama tam anlamıyla bir fonksiyonel çalışma değil tabii ki. Sakatlanma ve tendinit olayına girersek ben bunu çok yaşadım. Aslında sporcu spor esnasında tendinitleştirmiyor. Aşırı stres yüklüyor. Günlük hayatında kronik yaptığı aynı tekrarlı hareketlerle tendinite götürüyor. Nedir efendim? Mesela en basitinde bizim bir hastamız vardı. Buradan ona da selamlar. 1,5 kilo işte böyle ya da 2 kilo köfte, hamur bir şeyler yoğuruyordu. Durmadan yoğuruyor böyle. Yani evde böyle bir sanki ordu beslercesine. Ondan sonra bir de bu kişi crossfit yapıyor. Evet. Sonra omzunda tendinit olduğunu söyledi ve bize söylediğinde işte şöyle anlattı. Devasa top var ya onu böyle durmadan yere atınca buramda böyle bir ağrı oluyor. Çok felaket yanlı oluyor. Topu atmayı kestik, iyileştirdik ama ağrı yine devam ediyor hocam. Ondan sonra biz düşündük ya bu nasıl olabilir? Yani tendinite yönelik bütün çalışmaları yapıyoruz. Günlük yaşantısına baktık. Hala o köfte yoğurmaya, hamuru yoğurmaya devam ettikçe o tendiniti ateşliyor. Yani asıl olay gündelik hayatına da bir bakmak lazım. Her şeyi spora biçmemek lazım. Hocam bu tip, yani benim biraz yorulamam olacak bu ama bu tip problemlerde, postürel veyahut da sakatlıklara dayalı problemlerde spor salonunda bizim işte haftada toplam 5 saat yaptığımız şeylerden ziyade günlük yaptığımız küçük küçük şeyler daha etkili duruma geliyor. Çünkü daha uzun süre onları yaptığımız için hani pek ihtimal vermiyoruz ama diyoruz ki işte salonda ben bunu bu kadar kilo kaldırdım. Nasıl da gidip o yoğururken olacak falan diyoruz. Aynen. Ama aslında onu daha uzun süreli yaptığımız için iltihaplanması da akıl oluyor. Aynen. İnce nokta o zaten. Düşünün spor salonuna gidiyorsun. 1 saat falan spor yapıyorsun. O 1 saatin içerisinde haldır huldur bütün ağırlıkları kaldırıp gidiyorsun. Ondan sonra gün hayatına baktığında 23 saat yaşamaya devam ediyorsun. Yatarken bile aslında şöyle bir yattın, o gitti. Aynen, pozisyon da önemli. Ötekisine baktığında hocam günde 1 saat yaptığım bir egzersiz çalışması var. Ötekisinde haftanın her günü düzenli olarak yaptığım bir stres var. Ve tekrarlı. Evet. Belki spor salonunda bir hareketi 10 tekrarla yapıyorsun. Ötekisini 40-50 tekrarla yapıyorsun. Tabii. Gibi düşün. Hocam bir de son burada ayırdığımız soru. Omuz çıkığıyla alakalı. Arkadaş çok dertli. Yani kaleciymiş.
Oo. Hem kaleye geçiyorum diyor, hem omzum çıkıyor diyor. Sürekli o topun üstüne hani düştüğü için omzu çıkıyormuş. Ne yapabilirim bununla ilgili diyor. Bayağı dertli yani. Dertli. Habitüel omuz çıkığı aslında bu. Yani normal bir omuz çıkığı değil. Omuz böyle habire çıksın taksın öyle bir omuz yapısına sahip değil. Bu bir rahatsızlık aslında. Habitüel omuz çıkığı diye bir problem var ve düzenli olarak omuz başının geriye ya da ileriye doğru çıkması. Genellikle ileriye doğru, anteriyöre doğru çıkması. Böyle bir vakayla birkaç kez çalıştım. Genellikle cerrahiye götürme taraftarlar. Bu kişi sporcu olunca daha çabuk hani toparlanması için fizik tedaviye daha önce gidiyor. Bu arkadaş da kaleci. 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 Yapabileceği, kendi başına yapabileceklerini soruyorsan minimum şeyler var. Yani ben onu isterdim ki söyleyeyim şunu şunu yap biraz daha işte geliştir iyi kendini iyi olur kurtarırsın falan filan. Ama sıkıntı çünkü tekrarla çıktıkça her çıkışta omuz eklemini harap veriyor. Yani omuz başına şöyle oturan bir soket var. Evet. Skapulanın bir başı var. Durmadan çıkıp iniyor çıkıp ve iniyor buradaki eklem içerisinde harabiyet oluşturuyor. Kapsülün esnekliği artıyor. Şimdi kuvvetlendirirken de çok dikkat etmek lazım. Aynen işte onun için tek başına yapamıyor. Biz mesela alırken iki kişi birlikte çalışıyoruz düşün. Yani iki fizyoterapist beraber çalışıyoruz bir omuz başına. Daha mı tuzlu olur yani? Tuzlu olmaz da işte falan görürüz yolunu sıkıntı değil. Yani bizle çalışmasına da gerek yok. Aslında şöyle iyi bir spor fizyoterapisti bulduğu takdirde bence kaçırmasın. Çünkü çok az var. Evet. Evet zor bir durum. İnternette okuduğum kadarıyla diyor spor hayatımın bittiğini söylüyorlar. Yani işte şöyle spor hayatını dersen görmek lazım hocam. Evet. Bu şimdi şey gibi kahve İnternet falına bakıp olmaz yani. Aynen kahve falına bakıp gelecekle ilgili yorum yapmak gibi bir şey benim için. Yani adam yazmış oraya bir şeyler ben ona diyebilirim yani spor hayatım bitti falan. Yani böyle ya olursa misali. Görüp bakmak lazım bunun evreleri var. Mesela bu arkadaş çok ileri bir evreyse tamam benlik bir durum olmayabilir. Bunu cerrahiye de götürebiliriz ama spor hayatım bitti. Adamın ön çapraz bağ kopuyor. Tekrar dikip tekrar oynatıyor. Şimdi bu adamın bitmesi senin niye bitiyor? Arkadaş zaten not eklemiş. Lütfen yardımcı olun. Eğer buradan cevap alamazsam diyor merkeze geleceğim. İnşallah aradığı cevabı vermişizdir. İnşallah. Omuzla ilgili hocam genel derlediğim sorular bu şekilde. Bir, diğerleri birbirinin hani bir nebze tekrarı. Ama daha fazla soru varsa ki biz zaten sık sık bir araya geliyoruz. Muhakkak onları yanıtsız koymayız. Çok teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık. Başka bir videoda görüşmek üzere. Görüşmek üzere.